Değerli basın mensupları, 17 Ekim'de ABD ile varılan mutabakat neticesinde PKK-YPG'nin belirlenen güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatların tahrip edilmesi için öngörülen 120 saatlik süre devam etmektedir. Mutabakat çerçevesinde PKK-YPG'li teröristlerin belirtilen zamanda bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda bölgeden 136 araç çıkış yapmıştır. TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK-YPG'li teröristler tarafından şu ana kadar 42 taciz ihlal gerçekleştirilmiştir. Taciz ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizlere yönelik detaylar anlık olarak ABD'li muhataplarımızla paylaşılmaktadır. Birliklerimiz bulundukları hatlarda her türlü emniyet tedbirini alarak bölgedeki faaliyetleri termal kameralar ve İHA'lar başta olmak üzere keşif gözetleme vasıtalarıyla gece ve gündüz kontrol etmektedirler. Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar 160 yerleşim yeri 2200 km² alan ele geçirmiş olup 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 40 adet mayın ve 222 adet el yapımı patlayıcı madde tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Değerli basın mensupları, Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar toplam 7 kahraman silah arkadaşımız şehitlik mertebesine ulaşmış, 90 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Suriye Milli Ordusu'ndan harekatın başlangıcından bugüne kadar 86 personel şehit olmuş, 324 personel yaralanmıştır. Değerli basın mensupları, kahraman ve fedakar Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı'nda azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Bu mücadelede en büyük güç ve motivasyon kaynağı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve dualarıdır. Kadir Şinas milletimiz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi, bu harekatta da daima Mehmetçik'in yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Suriye sınırında görevimizin başındayız. Öğrenci kardeşlerimizin Suriye sınırında görevli personele yazmış oldukları mektupları almış bulunmaktayız. Merhaba asker abi. Benim adım Yusuf Cevher Erin. Ben sizi çok seviyorum. Savaşıyorsunuz, ülkemizi koruyorsunuz. Annemle size dua ediyoruz. Benim babam polis ama şehit oldu. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Ama siz şehit olmayın. Savaşı kazanın. Teröristleri bitirin. Babamın intikamını alın. Babamın ismi Yusuf Erin. Yusuf Cevher Erin kardeşim. Gözlerinden öpüyoruz öncelikle. Baba Yusuf Erin, şehit Yusuf Erin başta olmak üzere bütün şehitlerimizin intikamını almak üzere and içtik.